Amerika'nın yeni sızdırdığı rapora göre, Ege'deki birçok adanın ve Doğu Akdeniz'in sahibi tamamıyla Türkiye'dir vurgusu, Yunanistan'da deprem etkisi oluşturdu. Amerika'nın bugüne kadar Türkiye'nin menfaatine bir politika izlememesinden kaynaklı olarak, Türkiye bu duruma temkinli yaklaşıyor. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Amerikan Kongresi'ndeki yayınlanan raporda Ege'deki adalar üzerinde Türkiye'nin hak sahibi yapılması, Doğu Akdeniz'i tamamen Türkiye'ye bırakması, hatta Yunanistan'ın Türkiye'ye hava tacizleri yaptığı, genel olarak bakıldığında da Ege ve Akdeniz'in sahibi olarak Türkiye'nin gösterilmesi hem Türkiye'yi hem de Yunanlıları şaşırttı. Amerika'nın her fırsatta Türkiye karşıtı politika izlemesi, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin haklarını görmezden gelmesi, hatta Türkiye'nin karşısında kim varsa desteklemesine öylesine alıştık ki, bu raporla Türkiye şaşırırken, Yunanlılar da Amerika saf mı değiştiriyor demekten kendilerini alamadılar. ABD Kongresi'nden sızan gizli bir raporda, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki konumuyla ilgili önemli bilgilerin yer aldığı ortaya çıktı. Bu rapor, özellikle Yunanistan'da büyük bir tepkiye yol açtı ve ülkede adeta deprem etkisi oluşturdu. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kongre'ye sunduğu gizli bir mektup detaylı bir şekilde ele alındı. Eretikos internet sitesi, bu haberin de ABD merkezli Congressional Research'e dayandırarak mektuptaki detayları paylaştı. Yunan medyası, bu durumu ABD'nin Türkiye lehine bombası şeklinde nitelendirdi. Türkiye'nin bakış açısından değerlendirildiğinde, söz konusu raporun ortaya çıkmasıyla birlikte ülke, bölgedeki stratejik önemini daha da güçlendirmiş görünüyor. Ege ve Akdeniz'deki faaliyetlerin, uluslararası arenada Türkiye'nin rolünü daha da belirginleştirdiği ve ABD'nin bu konudaki yaklaşımının Türkiye'yi desteklediği anlaşılıyor. Bu durum, Türkiye'nin bölgedeki politikalarının ve stratejik hedeflerinin dikkate alındığı bir çerçevede değerlendirildiğinde, ülkenin uluslararası alandaki konumunu güçlendirebileceği ve çıkarlarını daha etkin bir şekilde savunabileceği şeklinde yorumlanabilir. Kongreye sunulan mektup, Ege'deki Yunan egemenliğiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda Yunanistan anakarası için de endişe verici olduğunu belirten Eretikos, özellikle Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tepkisini çekti. Yunan hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan internet sitesi, Yunanistan'ın bu mektuba gereken tepkiyi vermediğini vurgulayarak, "Türkler ne isterlerse yapıyorlar, ülke olarak zarar görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kongre raporundaki ifadeleri, skandal olarak nitelendiren Yunan tarafı, rapora göre Türkiye'nin hem Ege hem de Doğu Akdeniz'in resmi olarak sahibi olduğu görünüyor. Ege'deki adaları, Yunan adası olarak tanımlamayan ABD'nin, ayrıca Yunan uçaklarının zaman zaman Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik tacizlerde bulunduğunu ve bu durumun Ege'deki barışı bozduğunu belirttiği aktarıldı. Söz konusu raporun 37 ve 38. sayfalarında, Ege ve Akdeniz'deki Türk varlığına ilişkin detaylı haritalar bulunuyor. İlk haritada, yeşil renkli adaların silahsız olduğu ve Yunanistan ile Türkiye arasında tartışmalı olan adaların pembe renkle gösterildiği belirtiliyor. Raporda özellikle vurgulanmak istenen nokta, Atina'ya ait olmayan adaların Yunanistan'ın yanında bulunduğu ve dolayısıyla, Türkiye'nin bu adalar üzerinde uçuş düzenlemesinin veya tatbikatlar yapmasının mümkün olduğudur. İkinci harita ise Yunanistan için daha fazla endişe verici bir durumu göstermektedir. Eretikos internet sitesi, bu haritayı acınası bir durum olarak nitelendirerek, Doğu Akdeniz'in tamamının Türkiye'ye bırakıldığını belirtmektedir. Dahası, ABD'nin haritasında Rodos, Kerpe, Kasos ve Girit'in belirli bölgelerinin de Türkiye'ye bırakıldığı ifade edilmektedir. Yunan basını, raporun aslında F-16 satışıyla ilgili olduğunu ancak bu başlığın ABD Kongresi'ni yanılttığını öne sürmektedir. Ayrıca, raporun Ankara'nın Mavi Vatan stratejisini uluslararası alanda kabul ettirdiğini gösterdiğini iddia etmektedir. Bu durum, Türkiye'nin bölgedeki stratejik hedeflerine yönelik uluslararası alandaki algısının değiştiği şeklinde yorumlanabilir. Amerika'nın yeni sızdırdığı rapora göre, Ege'deki birçok adanın ve Doğu Akdeniz'in sahibi tamamıyla Türkiye'dir vurgusu, Yunanistan'da deprem etkisi oluşturdu. Amerika'nın bugüne kadar Türkiye'nin menfaatine bir politika izlememesinden kaynaklı olarak, Türkiye bu duruma temkinli yaklaşıyor.